Şimdi herkes işte milli paraya dönelim diyor. Ama milli paranın ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Cebinizde taşıdığınız para milli para değildir. Evvela bunu tespit edelim. Yani ama hocam 100 lira yazıyor, 50 lira yazıyor, 10 lira, 20 lira. Yani bu milli para değil mi? Ha, milli para değil. O nedir? O doların tercümesi olan para. Bizim cebimizdeki paraların tamamı Türk lirası konvertibil olsun diye, yani her yerde geçsin diye gittiler, sendikasyon adı altında krediler aldılar, döviz aldılar, yani dolar aldılar, euro aldılar, hazineye koydular. Bu paranın mukabili de işte para bastılar. Bizim paramız hazinede mevcut olan dövizin karşılığı olan TL'dir. Yani bize ait değildir. Peki hocam Türk lirası nedir? Onu da anlatacağım. Onun için biz senelerden beri 1938'den bu tarafa maalesef Türk lirasını kullanmıyoruz. Ve aldığımız dövizin hem dövize borçluyuz, yetmedi. Bir de bunu hazinede sakladığımız için sakladığımız müddetçe faizini vermekle meşgulüz. Faiz veriyoruz, bir de borcu veriyoruz. Öyle mi Selim? Evet. Evet, böyle garip de bir durum var. Ve cebimizde bizim paramız Türk lirası değil. Ama hocam bak işte TL yazıyor orada. Ne yazarsa yazsın bize ait değil. Peki bu paranın bize ait olması için ne olması lazım? Her devletin bir yılda kazanç vardır. Buna gayri safi milli hasıla denir. Milletlerin kazandığı bir yıllık kazancın adına gayri safi milli hasıla denir. Bizim her yıl kazandığımız bir Türk lirası var. Artı şimdi bu kazandığımız gayri safi milli hasılanın karşılığında bizim para piyasaya sürmemiz gerekirken maalesef bunu yapmadık. Yapamadık. Bize müsaade etmediler. Dediler ki siz kendi paranızı basıp piyasaya süremezsiniz. Sizin paranız geçerli olmaz. Türkiye'de en çok sevilen, bizim de sevdiğimiz mesela Özal bile bu kuralı değiştiremedi. Ne yaptı? Aldı Amerika'nın dolarını hazineye koydu, onun karşılığında parayı bastı. Senelerden beri Türk lirası piyasada yoktur arkadaşlar. Şimdi ben bu işi yapmaya varım. Var mısınız? Türk lirasını esaretten kurtarmaya. Bunu yapalım. Ha televizyonlarda bizi dinliyorlar. A partisinden B partisinden kobya çekerek konuşuyorlar. Olay bilmediği için yanlış konuşuyor. Milli paraymış. Nerede milli para? Sen bana bir kuruş milli para getir, servetimin tamamını vermezsem namerdim. Böyle bir para yok ortada. İncil'i anlayabildik mi arkadaşlar? Yok. Milli para yok. Evvela milli paranın olabilmesi için bizim gayri safi milli hasılamızın karşılığında paramızı piyasaya sürmemiz lazım. Emeğimizin karşılığını piyasaya sürmemiz lazım. Bu sürülmedi. Sürülmüyor. Çok basit bir misal vereceğim. İdrak edeceksiniz, anlayacaksınız. Şimdi bir çuval mısır tarlamıza attık. Kabul edelim ki bu mısırı atarken 1000 Türk lirası masraf ettik. Geriye bu mısır toplanırken hasat zamanı 10 çuval olarak geliyor. Bak tarlaya atarken bir çuval mısır 1000 liraya mal oldu bize. Geriye aldık 10 çuval oldu. Piyasada kaç para var bu işlem karşılığında?
bin lira para var. Soruyorum size. Bu bin lirayla biz artan 10 çuvalı alabilir miyiz? Peki almak için ne yapmak lazım? O 10 çuvalın karşılığında paramızı piyasaya sürmemiz lazım. Anlaştık mı? Ha bizim yapacağımız en basit işlem bu. Devlet emisyonu genişleterek parayı piyasaya arz edecek. Ve o zaman işte 10 çuval mısırda herkesin evinde olacak, sofrasında olacak, tarlasında olacak. Anlatabildik mi? Çok çok basit değil mi? Anlaşıldı mı? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Milli para diyorsun. Senin milli paran yok. Milli parayı Allah nasip eder. Sizler Türkiye'nin gündemine getireceksiniz. Ve milletin parası milli parayla beraber cebi o parayla dolacak. İnşallah. Bereketli para. Onda faiz yok.